Ben Nazım Hikmet denince Mustafa Kemal Atatürk anlarım. Yaklaşık ışıklar içinde uyuyan Sancar kardeşimle, oğlumla, öğrencimle, arkadaşımla nasıl tanıyorsanız öyle. Bir üç fidanları, bir de Nazım Hikmet'i doğumlarında da ölümlerinde de dağlarda, sokaklarda, evlerde, mahallelerde nerede olursa olsun andık, anmaya da çalıştık. Son 18 yıl önce Nazım Hikmet'in anıtı buraya getirilince burada anar olduk. Ama son 1-2 sene içinde pandemi adı verdikleri kuşatma hastalığı nedeniyle bir türlü bir araya gelemedik. Geldiğimiz anda sizlere bu anıtın nereden, nasıl, niçin buraya geldiğini, Ahmet Priştine arkadaşımızın, ki babası bizim başkanımızdı 65'te Türkiye İşçi Partisi kurulduğunda, o nedenle sayın o dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Profesör Doktor Suat Çağlayan bu konuda bir bilgi verecek. Daha sonra ülkemizin demokrasi, cumhuriyet, insanlık sevdası, adam olma sınırını artık yok etmiş, sürtükleşmiş siyasetçilerden uzak olarak Nazım şiirleriyle burada bu anlayışlara büyük katkıları olan dostlarımıza, yöneticilerimize, arkadaşlarımıza armağanlar. Daha doğrusu hani Nazım der ya, kesemde yoktu, yüreğimden verdim diye. Bizim de öyle kesemizden yok. Sadece plaketler, belgeler sunmak üzere bulunmuş, toplanmış bulunuyoruz.